Evet, bu tarz kaçma teşebbüsleri oluyor ama bunun bir cezası var. Çok iyi bilinmiyor ama karantinadan kaçmanın cezası var. Karantina kurallarına uymayanlar 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Kaçmazdım ya. Aklı başında adam kaçar mı? Hem kendi canlarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar. Karantinaya alınan 6 kişinin kaçma girişimi polis tarafından engellense de cezası da var. Diğer insanların canını tehlikeye atmak kimsenin hakkı değil yani. Yani kimseleri bulaştırmaktan son 5 gün burada yatıp tedavide kalmakta daha fayda var diye düşünüyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesindeki karantina kuralları çok açık. O maddeye göre bulaşıcı hastalık tedbirlerine uymayanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Cezalardan ziyade bilgilendirme daha öne geçmesi lazım. Kaçmam, niye kaçayım ki? Örneğin burası Zekai Tahir Burak Hastanesi, yani Ankara'daki karantina noktası. Tıpkı buraya gelenlerden olduğu gibi Türkiye Türkiye'nin her noktasında karantinaya girenlerden imzalar alınıyor. O imzayla karantina kurallarına uyacaklarının sözünü veriyorlar. Buna rağmen kural ihlali yapanların savcılığa şikayet edileceği vurgulanıyor. Dayanırım tabii, bir ay da olsa dayanırım ya. Diğer vatandaşların sağlığına tehlike atıyorlar. Ya niye kaçayım ben karantinadan? Kaçmam ya. Neden kaçayım? Avustralya ise koronavirüsle mücadelede karantina kurallarına uymayanlara 20 bin dolar ceza kesileceğini açıkladı.